Merhaba. Masa başı Sohbetleri programında bugün sizlerin çok yakından tanıdığı bir konuğumla birlikte olacağım. Bir büyüğümle. Kendisiyle 1960 yılında Eskişehir ile ilgili iki önemli olayı konuşacağız. Bu olaylar efendim ben gazetelerde Eskişehir ile ilgili bir araştırma yaparken tesadüfen rastladım. 1959-60 yılların gazetelerini tarıyordum, Sakarya ve İstikbal gazetelerini. Eskişehir ile ilgili birçok ilginç olay gördüm. Bunlardan bir tanesi de şöyle bir olaydı. Eskişehir İktisadi Ticari İmler Akademileri öğrencileri Atatürk anıtı dikmek üzere vilayet meydanında bir miting düzenlediler ve bir anıtı getirerek vilayet meydanının önüne koydular haberiydi. Ben bu olaya merak ettim. Geçmişi nedir, nasıl olmuştur diye öğrenmek istedim. Ve doğal olarak da Profesör Doktor Orhan Oğuz hocamıza sordum. Kendisi dönemin akademi başkanı ve bana dedi ki evet böyle bir olay olmuştu. Öğrenciler beni de alarak vilayet meydanına gittiler meşalelerle e, bir gösteri yaptılar ve bir Atatürk büstü koydular. Sen yalnız dedi bu olayı asıl gerçekleştiren kişi Yılmaz Büyükerşen'dir. O zaman öğrenciydi. Lütfen ona sor dedi. Ben döndüm olayı Yılmaz hocamdan öğrendim ve onun işaretiyle 1959'dan başlayarak gazeteleri taramaya başladım. Fakat gördüm ki hocamız Yılmaz Büyükerşen o dönemde sadece bir öğrenci lideri değil, aynı zamanda Eskişehir'de bir mahalli gazeteci ve bayağı da kaleminden kan damlayan bir gazeteci. Kendisi Sakarya Gazetesi'nde yazıyor. 27 Mayıs öncesinde de çok önemli haberleri var. İşte efendim ben bugün Büyükşehir Belediye Başkanımız Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen hocamızla iki olayı konuşacağım. Bir, vilayet meydanında Atatürk büst olayı nasıl gerçekleşti? Daha sonra bu meydana Atatürk heykeli nasıl kondu? Bir onu, ikincisi ise 25, 26, 27 Mayıs 1960 tarihlerinde Eskişehir'de neler oldu? Evet hocam, buyurun. Hocam çok teşekkür ederim, lütfedip geldiğiniz için. Size herkes Eskişehir'de hem üniversitemizin kurucusu olarak hem de büyükşehir belediye başkanı olarak tanıyor. Fakat biz sizle bugün ne üniversiteden konuşacağız? Ne tramvaydan konuşacağız, ne porsuktan konuşacağız, <laughs> ne kanalizasyondan konuşacağız. Bambaşka bir konuyu konuşacağız. Ne güzel, bambaşka ee, bir konu. 1959 yılına dönelim hocam. 1959 yılında siz Sakarya Gazetesi'nde hem muhabir olarak çalışıyorsunuz, hem de Eskişehir Akademisi'nde öğrencisiniz. Yazı İşleri Müdürlüğü de var evet. aynı zamanda o dönemde gazetelerde. Ee, evet. Neler yapıyordunuz o günlerde hocam? Şöyle tabii, o günlerde... Neler yaptığımı bugün o yaşlarda olan kuşaklar çok daha iyi anlayacaklar. Evet. Çünkü e, kanın deli deli aktığı bir dönem. Yani delikanlılık dönemimiz ve akademi öğrencisiyim. Bir taraftan da gazetecilik yapıyorum. E, gazeteli, İstanbul Gazetelerine muhabirliğin yanı sıra Eskişehir'de muhtelif gazetelerde de belli dönemlerde yazı işleri müdürlüğüm vardır. Ve muhabirliğim vardır. Köşe evet. yazarlığım vardır. Fıkre Karikatürcüsü de vardır. Ee, o dönemlerde tabii özellikle 1960 öncesi ve 1960-27 Mayıs sonrasında Türkiye çok uh, ilginç, çok değişik olaylar yaşadı. Heyecan dolu günler geçirdi. O heyecan dolu günlerde biz de gençliğin verdiği heyecanla evet. e, hemen e, tabiri caizse hangi taşı kaldırırsanız altından çıkar olduk. Öyle bir durumum vardı Eskişehir'de. E, bir yandan da Akademi öğrenci cemiyeti genel sekreteriydim. Ee, i̇şte yıl içerisinde hem dersler hem iş bereket gece okuduğumuz için akşam da bizim sınıflarımız evet. biz akşam öğrencileriydik. Gündüzleri hep böyle aktif sosyal siyasi kültürel ve sanatsal faaliyetlerle geçerdi çok dinamik günlerdi. Hocam şimdi ben o tarihlerden bir gazete haberi göstermek istiyorum. Bu 18 Şubat 1959 Sakarya gazetesi. Siz bu beyefendiyi tanıyorsunuz Ahmet Aras. Evet. İş ve işçi alemi başlıklı bir köşesi var. Ben bu yazıyı tesadüfen orada okudum. Atatürk heykeli ne oldu diye bir yazı. Yazıyı şimdi fazla detaylı bir şekilde anlatmıyorum ama özet olarak şunu söylemek istiyorum. 1953 yılında Eskişehir'de bir sendikalar toplantısı yapılıyor ve şöyle bir karara varıyorlar. Vilayet meydanı Atatürk heykeli yapılması. Aradan uzun bir süre geçiyor. 50 53'ten 59'a kadar hala heykel yapılmıyor ve bu efendi de şöyle bir yazı yazıyor. Ya ne oldu bu iş? Hala Atatürk heykeli e, yapılmadı. Bu yazıyı bilmem hatırlıyor musunuz? Evet hem onu hatırlıyorum hem yazarını hatırlıyorum. Rahmetli Ahmet Aras sendikacıydı. Evet. E, Oleys Otel ve Lokanta işçileri Sendikaları e, şeyiydi, başkanıydı. E, Eskişehir şube başkanıydı aynı zamanda da Federasyon Türk İş evet. Federasyonu'nda ee, önemli görevi ve önemli şekilde faaliyetleri olan birisiydi. Ayrıca Eskişehir'de gazetelere yazılar yazardı. Evet. Bu nedenle bir bakıma bir yönüyle de gazeteci diyebilirdik Ahmet Aras'a. Ahmet Aras'ın o yazısı e, 1950'lerin başında çıkan bir yazı. Zaten herhalde 59 da, 59 mu? Evet 18 59. Şubat 59 Sakarya. 59'da, 59'da yalnız yazının bir tarafında yanılmıyorsam biraz daha 50'lere evet. doğru giden evet. yani benim e, lisede olduğum yıllara giden bir konuyu evet. dile ele alıp dile getiriyor. E, 1950'lerde Eskişehir'de toplanan işçi sendikaları burada yaptıkları evet. bir e, kongrede ya da kurultayda Eskişehir'de Atatürk müstü veya Atatürk 22 olmuş, Şubat 1953 tarihinde yapıldı. 53. Evet. İşte demek ki benim e, e, ortaokulda falan evet. filan olduğum yıllara denk evet. geliyor. E, hakikaten Eskişehir'de bir Atatürk anıtı yok. Bütün illerde var. Neden yok diye bunun çeşitli söylentileri hep kulağımıza gelirdi. Biz de merak ederdik. Çocukken de niye Atatürk anıtı yok bizde? Diğer şehirlerde var diye. Çeşitli söylentileri vardı. Bunlar benim inanmadığım söylentilerdir. İşte evet. yok Eskişehir'de bir e, köy Yunan işgali sırasında Yunanlılara yiyecek vermiş vesaire diye. Böyle, Kaçısında yol göstermiş. E, kaçışına yol göstermiş falan gibi iddialar. Hala da zaman zaman yaşlılar arasında evet. bu söylenir durur. Onun üzerine de ya Atatürk kızmış da benim Eskişehir'e anıtımı dikmeyin. Heykelimi dikmeyin demiş. Ben katiyetle inanmıyorum. Çünkü Eskişehir'e Atatürk çok sık gelip eğitim konularını, yargı meselelerini, işte yeni adalet düzenini, yeni kanunların e, evet. İsviçre'den ve İtalya'dan Batı ülkelerinden alınış konularında halkla konuşmalar yapan, özellikle de eğitim konuşmalarını İzmit'te ve Eskişehir'de çok yapardı. Bu özel bir kitap halinde de yayınlandı. Özel bir artık. kitap halinde de yayınlandı. Ayrıca bizim belediyede ben belediye başkanı olduktan sonra belediyenin bir merdiveninin hemen çıkışında büyük bir duvara Atatürk'ün Eskişehirler hakkında söylediği bir sözü nutuklarından alarak koydum. Orada Eskişehirler hakkında çok güzel sözler var. Yani böyle bir vasiyetinin olduğunu zannetmiyorum. Ee, i̇şte o tarihlerde bir, sonucu yapılmamış. bir sonucu yapılmamış. Ya öyle bir girişimde evet. bulunulmamış. Onun üzerine onlar anıt kuralım demişler. Evet. Bu gazetelere intikal etmişti. Ben de hayal mayal hatırlıyorum ortaokul sıralarındayken. Fakat sonra arkası gelmedi. 1960'tan evet. sonra ki 60'tan önce de yani 50'lerin sonunda. 60'tan önce hocam lafınızı keserim. Ben yine bir haber göstermek istiyorum izninizle. 2 Mart 1960. Sizin tam ulaştığınız şey. Evet. Bu olayı herhalde hatırlıyorsunuzdur siz. Hatırlamaz olur muyum? Hmm. Ee, bu akademi öğrencisiyim. Hmm. Akademi öğrenci genel cemiyeti genel sekreteriyim aynı zamanda. Ee, Sayın Orhan Oğuz kurucumuz. Hocamız. Amerika'da hocamız. Hmm. Ee, biz ona bir sürpriz yapalım istedik. Şimdiki İş ve İşçi Bulma Kurumu'nun Zemin Bulamıyor. katı öğrenci lokali diye kullanılırdı hemen girişi. Evet. Oraya bir tane büst dikelim dedik. Binada başka büst konacak bir yer yok. Ve Mustafa Kırkıncı diye Allah rahmet eylesin bir resim hocası vardı. Ona bir alçıdan Atatürk büstü sipariş ettik. Onu çoğu kimse arkadaşlarım benim yaptığımı falan söylerler. Halbuki ben o tarihlerde evet. heykele başlamamıştım. Benim heykel sanatıyla uğraşmaya başlayışım ve merakım doçentlikten sonra başlar ee, o binanın altına bir ahşap kaide üzerinde e, alçı bir büst yaptırdık. Ve hocanın gelişini bekledik evet. açılış töreni yapmak üzere. Hoca çıktı geldi hatta o yüzden bir hayli de başı ağırdı hocanın oran hocanın. Şimdi o haberi de ben hocam buldum. Ee, sözün ettiğiniz haberi de buldum. Bu da 5 Temmuz 1960. Evet. Burada da e, işte geçici olarak... Ee, Harbiye'deki heykel gelinceye kadar vilayet meydanı akademiler bir bis yapacaklar diye sizin şu şeyiniz. Şimdi yalnız bu resim evet. şimdi bu haberle ilgili evet. olan resim değil. Resim evet. şimdi anlatacağım. Ya. Konuyla Anlatmak üzere olduğumuz konuyla ilgili açılış törenidir. Evet. Ee, i̇ş ve işçi bulma Klişe var, var diye kullanmışlar. Akade burada. Evet klişe evet. var diye kullandılar onu. Daha sonraki bir haberdir evet. çünkü bu. Ee, bu vilayetin önüne koyduğumuz işte ilgilidir. Şimdi. Buradaki resimde de görüldüğü gibi hoca gelince evet Salon Tabii şeyden geçiyor o tek giriş kapısı evet. var akademinin. Ee, öğrenci lokalinin arasından e, yukarıya çıkıyordu. Bayrakla da örttük üstünü büstün. İşte bir defne dalı yaptık tenekelerden. Üstüne hayatta en hakiki mürşit ilimdir sözünü de yazdık. Hoca bu ne dedi? Atatürk müstehefenim dedik siz yokken <laughs> e, yaptırdık. Size aştıracağız. Fakat ilginçtir. Hoca Amerika'dayken yani gelmeden 4-5 gün önce de e, rahmetli Benderes'le basın mensupları evet. arasında şiddetli bir çatışma var. Menderes çatıyor basına. çatıyormasına. Evet. İşte Atatürk ilkeleri tartışma konusu. Nedenine gelince Demokrat Parti'nin son dönemlerinde yani 50'lerin sonlarına doğru irticai hareketler atmıştı. Ticani'ler denilen bir tarikat grubu çıkmıştı ortaya. Bunların bütün düşmanlığı Atatürk heykelleri ve büstleriydi. Durmadan Atatürk evet. heykellerini, büstlerini kırarlardı evet. muhtelif şehirlerde. Bu da her seferinde tabii e, ilericiler, devrimciler, cumhuriyetçiler için isyan konusu evet. olurdu. E işte gazeteler irticanın arttığını falan söyleyip de Atatürk'ün büst ve heykellerinin kırılışı olaylarının her birisi de büyük gürültüler kopuyordu tabii basında da haklı olarak menderes de kızıyordu. Şimdi tabii Orhan Hoca'nın o yayınlardan haberi yok. Geldi peki hemen açalım dedi büstü dedi. Açın hocam dedik. Nasıl yapacağız? Programı yapalım dedi. Biz kendisine dedik ki efendim gazetecilere açtırtın, gazeteciler cemiyetine. Gazeteciler cemiyeti başkanına Eskişehir'de üstü açtırtırsanız bu İstanbul gazetelerinde falan da haber olur. Evet. Bizim de en azından layık cumhuriyeti ve Atatürk ülkelerine bağlı bir kurum olduğumuz anlaşılır dedik. Peki dedi hoca. Ama haberi yok. Rahmetli Menderes'in gazetecilere, Atatürk'e yazdıkları yazılardan dolayı. Ve hakikaten gazeteciler cemiyetini çağırdık. ve Orhan Hoca ...bir konuşma yaptı. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nevzat Akay vardı. Nevzat Akay'a da e, büstü açması için e, davette bulunurken... ...işte Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını savunan mücadeleci basın mensuplarının... ...açılmasını, evet. aç, e, basın mensuplarının büstü açmasını istiyorum. Evet. En doğru olan budur tarzında bir takım sözler söyleyerek büstü onları açtırdı. Tabii hemen İstanbul basınında, çünkü aktüeliteye çok uygun bir haber, İstanbul'da büyük... ...şekilde yer aldı evet. haber. Alınca haberler yayınlanır... ...yayınlanmaz. Arkasından... ...Ankara'dan, bakanlıktan ki biz o zaman... biz e, ...Milli Eğitim Bakanlığı... ...Mesleki Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü'ne... ...bağlıydık. Hocaya baskılar başladı. Telefonlar vesaire. Tekzip et bu haberi, böyle söylemediğini... ...falan diye. Hoca da... ...her seferinde, her telefon edilişinde... ...kendisine ne tekzibi... ...tavzih bile etmem yani düzeltme Güzel dahi... Yapma. ...yapmam. Yaptığım işin kabahat olduğunu... ...zannetmiyorum... Ee, ya burası bir eğitim kurumudur. Burası Atatürkçü layık bir kuruluştur, cumhuriyetçi bir kuruluştur türünde. Cevaplar veriyordu evet. ama hocanın bir hayli ki Demokrat Parti'nin en çok böyle artık kızgın ve öfkeli olduğu dönemlerdir partinin ve evet. partililerin. Hem yerel partililerden hem de Ankara'dan çok Bayağı büyük sıkıntılar aldım. ve tazdikler gördü hocam. Şimdi hocam yine o günlerde Atatürk heykellerine karşı belli grupların saldırıları var dediniz ya. Şimdi ben bir ulusal gazeteden haber göstereceğim. 21 Aralık 1960'a ait bir haber. İskenderun'daki Atatürk heykeline yapılan şeyi saldırıyı İstanbul, Ankara, Eskişehir ve İzmir'de yapılan mitinglerle Ataya bağlılık andı tekrarlandı diyor. Aynı haber İstikbal gazetesinde Eskişehir evet. Evet. Eskişehir'de Akademi Gençliği büyük protesto yürüyüşü diyor. Aynı haber Sakarya gazetesinde. Şimdi bu 21 Aralık 1960. Sizin o küçük heykeli şeye koyuşunuz bundan çok daha önce. Ve bu arada da sürekli bir e, gündem var. Vilayet Meydanı'nda Atatürk heykeli ne zaman konulacak diye. Hı. Ve ondan sonra siz bu yine 21 Aralık'ta şöyle yapıyorsunuz. Gençler Atatürk büstünü Vilayet önüne evet, geçici evet. olarak <laughs> kaydı diktiler. Evet. Nasıl oldu bu olay hocam? Evet, şimdi bu İskenderun'daki olay evet. e, çok büyük tepki topladı. Türkiye'de bütün üniversiteler, bütün yüksek okullarda, bütün ilerici çevrelerde. Onun üzerine biz de olayı telin etmek, yani protesto evet. etmek amacıyla e, bir harekete girelim dedik. Öyle bir şey yapalım ki Eskişehir'de çünkü...